Evet, 1 Haziran itibariyle normalleşme başlıyor dedik. Peki Türkiye buna hazır mı? Bu aşamada maskelerin çıkarılması mümkün mü? İşte tüm bu detayları enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Bülent Ertuğrul'la konuşacağız. Bülent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Meltem Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, Türkiye uzun süredir bu normalleşmeyi bekliyordu aslında. Ama normalleşmeyi beklemekle hazır olmak arasında farklar var. Sizce Türkiye normalleşmeye hazır mı? Ne söylersiniz? Bence henüz daha hazır değil. Zaten bilimsel ölçütler de bunu gösteriyor. Bizim şu andaki olgu sayımızla bir oranlama yaparsak eğer Türkiye haftalık olgu oranı olarak 100 binde 60-70 civarında dolaşıyor. Bilimsel ölçütlere göre ise bunun normale dönme oranı 100 binde 25 ve hatta 100 binde 10'un altına düşmesi, ki bu da günlük yaklaşık 1200 ila 3000 arası olgu yapar. Şimdi tüm bunu düşündüğümüz zaman böyle bir açılmanın riskli olduğunu söylemek zorundayım ben. Ama şunu yapacağız büyük olasılıkla, mevsimsel avantajı kullanacağız. Çünkü mevsim olarak insanların dışarıda yaşayabildiği, dışarıyla iletişimin olabildiği bir döneme girdik. Yani kıştan farklı olarak ve buna bağlı olarak da insanlar dışarıda belirli bir sosyal mesafeye uyarak bulunabilirler, maske takmadan dolaşabilirler. Örneğin sahilde veya parkta dolaşırken yanınızda işte eşiniz, çok yakınınızdan birileri olmak koşuluyla, yabancılar olmadığı sürece bu şekilde dolaşabilirsiniz veya lokanta veya restoranların dış bölümlerinde, hani açık hava bölümlerinde belirli kurallar dahilinde yine insanlar yakınlarıyla, aileleriyle beraber yemek yiyebilirler, oturabilirler, ama hani bunun bile riskli olduğunu söylemek zorundayım. Kapalı alanlar henüz bizim açımızdan çok riskli bölgeler, ki epidemiyolojik çalışmalar da bunu gösteriyor zaten. Kapalı alanlarda ve özellikle toplu taşıma araçlarında bulaşlar çok yüksek. Buralarda örneğin kapalı alanların açılması için henüz daha hazır değiliz. Hani ben bir şey daha parantez içerisinde belirtmek istiyorum. Aslında bizim bunu değil, eğitimin, okulların açılmasını tartışmamız önemliydi. Şu anda onu hiç tartışmıyoruz. Bence ilk yapılması gereken pandemi koşullarına uygunluğu sağlanarak okulların açılmasının sağlanması olmalı. Peki şimdi bu normalleşme insanlarda biraz da tabir yerindeyse gevşemeye, tedbirleri elden bırakmaya sebebiyet verir mi? Ne söylersiniz psikolojik olarak da? Bunu yaşadık zaten Meltem Hanım, biliyorsunuz 1 Mart döneminde, ki o dönemde bizler, benim gibi insanlar bu uyarıları yapmıştı. Henüz daha erken olduğunu ve bu açılmanın bazı sakıncaları olabileceğini söylemiştik. Bu 1 Mart'la beraber gerçekten ciddi bir gevşemeyle beraber, rehavet diyelim ona, rehavetle beraber olgu sayıları Nisan'ın ortalarında günlük 65 bin, 60 bin seviyelerine ve haftalık olarak da 100 binde 550'nin üzerine çıkmıştı, ki İstanbul'da bir ara 100 binde 900'ün üzerindeydi. Bunlar gerçekten çok korkunç sayılardı, çok korkunç oranlardı ve yaşamını yitiren insan sayımız da bir ara günlük 350'ler civarındaydı. Yani binlerce insan engellenebilir bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunun temel nedeni de aslında Türkiye'de henüz daha toplumsal bağışıklığın çok uzağında olmamız. Umarım bu yaz dönemini bu aşı çalışmalarıyla, bağışıklık çalışmalarıyla hızlı bir biçimde geçirerek işte bu söylediklerimizi sonbaharda daha rahat yapabiliriz. Biraz da mutasyonlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi hastalık azaldı, hani vaka sayısının bir nebze de olsa düşmesini, aslında hastalık azaldı, mutasyonları daha az görülüyor gibi algılayan bir kesim de ne yazık ki var. Halbuki tedbirler yüzünden vaka sayısı düştü, ama bu şekilde algılayan insanlar için bir hekim olarak sizden uyarıları rica edeceğim. Mutasyonlarda Türkiye'de görülme oranı çeşitlilik anlamında nedir, ne söylersiniz? Bir kere tüm dünyayla beraber Türkiye'de de artık İngiltere mutasyonu, İngiltere varyantı diyebileceğimiz varyant hakim konumda, ki bu o doğal olan virüsten farklı davranıyor. Yani daha çabuk, kolay bulaşıyor bu virüs. Şimdi ise bizim için en önemli risk Hindistan'dan gelen varyant, ki bunun da Türkiye'ye girdiğini ne yazık ki biliyoruz. Bunun dolaşımda olması, daha hızlı bulaşması nedeniyle ve eğer biz yeterli önlem almazsak, korkarım işte bu Mart başındaki o artışın bir nedeni, önemli bir nedeni İngiltere varyantıydı. Yeniden artacak olan suçumuz, yeniden artacak olan virüsümüz bu Hindistan varyantı olacak.
Hindistan varyantının şöyle bir özelliği de var. Eğer ciddi bir yayılma gösterirse ne yazık ki şu anda bizim yapmayı planladığımız mRNA aşılarında ilk dozdan sonra koruma oranları çok düşüyor. %30'lar civarında, %33 civarına düşmüş durumda Hindistan varyantı için. Halbuki diğer varyantlarda bu ilk dozdan sonra mRNA aşılarının koruma oranları neredeyse %70'lere kadar çıkıyor. İşte bizim zaten bunun için de bu önlemlere ve kendi güvenlik çemberi içinde yaşamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu varyantın dolaşımdaki durumunu artırırsak biz, bulaşını artırırsak korkarım yaz aylarında da ciddi bir sıkıntı çekebiliriz. Ama biz asıl sıkıntıyı eğer yeterli bağışıklama çalışması yapmazsak sonbaharda bekliyoruz. Evet, bir de şimdi az önce siz de değindiniz aşı konusuna. Aşı konusuyla ilgili şöyle bir algı var. Her iki dozu da yaptıranların maskesiz dolaşabileceği şeklinde. Bir kere bu doğru mudur? Önce onu soralım. Şimdi yeni Latin Amerika'dan yapılan bir çalışmayla inaktive virüs aşısı, yani bizim olduğumuz aşının bulaşını %58 civarında azalttığı gösterilmiş oldu. Yani %60 diyelim orana, ama aşı olanların %40'ı virüsü aldıklarında hastalanmasalar bile ne yazık ki virüsü bulaştırabilir anlamına geliyor bu. Fakat mRNA aşıları için gene bir şansımız var. mRNA aşıları neredeyse %90'ın üzerinde, eğer iki dozu da olursanız bulaşı da engelliyor. Bu çok olumlu bir haberdir. Bu çok olumlu bir bilimsel kanıttır. Bu anlamda eğer mRNA aşısı olabiliyorsanız, o zaman ikinci dozdan sonra maske kullanımı yavaş yavaş yaşamımızdan çıkmaya başlayabilir. Ama bunun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü şu anda biz zaten hangi aşıyı bulabiliyorsak onu yapalım diyoruz. Ama yurt dışı çalışmalar ve yurt dışı gerçek yaşam verilerinde mRNA aşısı olan ülkelerde artık maske kullanımının yavaş yavaş azaldığını, zorunluluğun ortadan kalktığını gözlemleyebiliyoruz. Aşıyı konuştuğumuz günlerin en başından itibaren aşının hastalığı engellemediğini, sadece daha ağır geçirmemize engel olduğunu ifade ettik hep. Peki aşı olduktan ne kadar süreyle bu geçerli olur, ne kadar süreyle korunmuş oluruz? Buna ilişkin net bir şey söylemek mümkün mü? Elbette, ama şu bilgiyi düzeltelim önce. Şimdi aşılar hastalıktan da koruyorlar. Yani evet, inaktive virüs aşısı, yani bizim olduğumuz Sinovac aşısı veya diğer adıyla Çin aşısı %60-70'ler civarında hasta olmamızı engelliyor. Yani orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece %30 civarında hasta olsak bile bu hastalığı ağır geçirmemize, hastaneye yatışları, yoğun bakıma yatışları azaltıyor. Tabii etkinlik oranları her aşı için değişik değişik. İşte mRNA aşıları için bu %95'ler civarında hasta olmayı engellemesi veya işte vektör aşıları için de %80'ler civarında engelliyor. Şimdi böyle bakarsak olaya, eğer biz önümüzdeki dönemde aşılama oranlarımızı iyi bir biçimde tutturur, toplumsal bağışıklığı da sağlayabilirsek %70-75'lerin üzerinde, işte o zaman ancak çok daha rahat bir biçimde pandemi öncesi duruma geçmesek de ona yakın konumda yaşamımızı sürdürebiliriz. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Hani şimdilik söylemek istediğim bunlar bunun için. Şimdi Ne kadar koruyacak? Çok özür dilerim. Ne kadar koruyacak? evet. Onu sormuştunuz. Yaklaşık olarak şu anki çalışmalar inaktive virüs aşılarının 6 ay kadar koruduğunu, mRNA aşılarının da 6 ay ile 1 yıl arasında koruduğunu belirtiyor. Örneğin ben bir sağlık çalışanı olarak Ocak-Şubat ayında inaktive virüs aşımı olmuştum. Şimdi büyük olasılıkla Temmuz-Ağustos'ta tek doz mRNA aşımı yaptırarak benim bağışıklığımı belki 6 ay 1 yıl daha ileri atmış olacağım. Hamilelerle ilgili de çok fazla soru bizlere de yöneltiliyor. Eminim ki size de yöneltiliyordur. Hamilelik sürecinde peki aşı olmanın riski var mı, ya da aşı olunabiliyorsa hangi aydan sonra olunabiliyor? Buna ilişkin de bilgi verir misiniz? Elbette. Şimdi yine bunu yurt dışında yapılan çalışmalardan söylemek gerekiyor. Bilimsel çalışmalar şunu gösterdi.
ilk 3 ay içerisinde olmayan, yani 3 aydan sonra, 12. haftadan sonra mRNA aşıları özellikle hamileler için güvenli aşılar sınıfına girmiş durumda. Şimdi inaktive virüs aşıları açısından, yani Sinovac veya işte Çin aşısı açısından bu tür çalışmalar henüz yapılmadığından dolayı net bilgimiz yok. Bilimsel olarak bir şey söyleyemiyoruz ama şunu söyleyebiliriz. Daha önceki inaktive virüs aşılarından yola çıkarak, örneğin grip aşısından yola çıkarak aslında yine ilk 3 aydan sonra bu aşıların da olunmasında bir sakınca olacağı düşünülmüyor. Fakat bunun henüz bilimsel bir biçimde veri olarak kanıtlanmışlığı yok. Hemen çok kısa karantina sürelerini de sormak isterim. 14 güne çıkarıldı. Karantina süresi hastalık başından beri tartışma konularından biriydi. Ne söylersiniz sürenin 14'e çıkarılmasıyla ilgili? Şimdi bunlar da yine Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu düzenlemelerde hep yurt dışında yapılan bilimsel çalışmalar ve bu ölçütlerle yapılıyor. Şimdi biz daha önceki varyantlarda ağır hastalık geçirmeyenlerde, asemptomatik olanlarda ve hafif hastalık geçirenlerde 10 günlük bir karantina süresinin yeterli olacağını biliyorduk. Ama ağır hastalık geçirenlerde bu serinin uzun olması gerektiği zaten Sağlık Bakanlığı rehberinde de yazıyor. 3 haftaya kadar uzatılabiliyordu. Fakat bu Hindistan varyantı biraz durumu değiştirdi. Yani Hindistan varyantının toplum içerisindeki yayılmasını engelleyebilmek amacıyla şu aşamada karantina süreleri bir miktar uzatıldı, 14 güne çıkartıldı ki bence olumlu bir adımdır. Çünkü toplumda yayılmasını engellemek zorundayız. Toplumumuz henüz yeterli bağışıklığa ulaşmadığından dolayı temel nedeni budur, karantina süresinin uzatılmasını. Bülent Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler ve uyarılar için ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Meltem Hanım, son bir şey daha söylemek istiyorum Tabii izninizle. buyurunuz çok kısa buyurun. Biliyorsunuz 2 gün önce bir meslektaşımız, ortopedi asistanı Ankara'da bir saldırıya uğradı ve ne yazık ki bundan sonraki yaşamında o hastalarına şifa dağıtabilmek için ellerini kullanamayacağını Evet. öğrendik üzülerek. Bunu gerçekten kınıyorum ve sağlık çalışanlarına şiddeti engelleyebilecek yasanın bir an önce çıkması gerekiyor. Tüm meslektaşlarım adına bunu da sizler aracılığınızla topluma söylemek istedim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz bizler de. Evet, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Bülent Ertuğrul konuğumuz oldu. 1 Haziran'da normalleşme başlıyor. Türkiye hazır mı? Normalleşme nasıl olmalı? Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? İşte bu soruların ve daha fazlasının yanıtını kendisinden aldık. Bültenimiz devam ediyor.